İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam Gündem Özel'de birbiriyle bağlantılı iki ayrı konuyu iki ayrı bölümde farklı konuklarla birlikte işleyeceğiz. İlk bölümde Sezgin Baran Korkmaz dosyasını açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan konuğumuz olacak. Sezgin Baran Korkmaz ismi aslında Sedat Peker'in ifşaatları ile geniş kitleler tarafından tanındı. Kendisi daha önce de aslında biliniyordu. Daha geniş kitleler tarafından tanınması Sedat Peker'in ifşaatları ile oldu. Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdi? İktidara yakınlığıyla bilinen ve iktidar medyası tarafından hayırsever iş adamı olarak tabiri caizse güzellenen bir isimdi. Sezgin Baran Korkmaz hakkında Amerika Birleşik Devletleri maliyesini dolandırmak kara para aklamak suçlarından 511 milyon dolar e, haksız bir kazanç elde etti ve Amerikan maliyesini zarara uğrattı. Bu suçlamalarda hakkında arama kararı vardı. Kara para suçlamasıyla Türkiye'de de hakkında bir soruşturma yürüyor ve e, bu soruşturma çerçevesinde de yine Peker'in ifşaatlarından öğrendik ki daha sonra da doğrulandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında gerçekleştirdiği bir görüşmeden sonra yurt dışına çık talimatıyla Türkiye'den ayrılıyordu. Sezgin Baran Korkmaz'ın usulsüzlükleriyle ilgili MASAK'ın hazırladığı bir raporda mevcut. Kendisine bir operasyon düzenlendi, tutuklandı, mal varlığına tedbir konuldu ama daha sonra yurt dışına çıkış hesabı konuldu haliyle. Daha sonra serbest kaldı. Mal varlığının üzerindeki tedbir kararı kalktı ve Sezgin Baran Korkmaz elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktı. Bir müddet Avrupa'da dolaştıktan sonra Sedat Peker'in ifşaatlarıyla gündeme geldi ve Avusturya'da yakalandı. Tabi Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasıyla birlikte Dana'nın kuyruğu da koptu. Geri kalanında Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan'la konuşacağız. Sayın Özcan hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Ben bir giriş yaptım ama size de daha ayrıntılısını sormak istiyorum. Kimdir? Hakkındaki suçlamalar nedir? Buradan başlayalım sonra detay detay ilerleriz. Fatih Bey aslında Sezgin Baran Korkmaz ilginç bir karakter. Yani işte benim kendisiyle ilgili ilk böyle haberimin olduğu zaman sanıyorum 2015 sonu 2016 gibiydi. Bu Amerika'daki faaliyetleri hızlanmıştı. Yani daha önce hiç duymadığımız bir şirket, daha önce hiç duymadığımız bir iş adamının Amerika'da fon şirketleri diye ortaya çıkmıştı ilk. Fon şirketleriyle bir araya gelip Türkiye'deki bazı şirketlere, daha doğrusu iflas etmek üzere olan, zor durumda olan şirketlere yatırımcı olarak yabancılarla beraber yatırım yaptı, özellikle Amerikalılarla beraber çalıştı. Orada zaten benim ilk dikkatimi çekmişti. Ondan sonra tabii kendisinin beraber iş yaptığı insanları araştırdım. Yani Utah'taki o Mormon tarikatından kovulmuş bir aile, kendileri aleyhinde çok olumsuz haberlerin rahat bir şekilde bulunabileceği bir aile, başlarının dolandırıcılıktan daha önce belaya giren kendileriyle alakalı soruşturma yapılan bir aile Utah'ta. E, ceza ödemek durumunda kalan bir aile. E, diğer ortakları da Levon Tarman, de Kaliforniya'da akaryakıt işi yapan e, ama biraz daha böyle derinle araştırdığında e, kriminal bağları olan bir insan olduğu ortaya çıktı. E, benim dikkatimi çeken e, Sezgin Baran Korkmaz'ın çok kısa bir sürede e, Türkiye'de medyanın e, tam ortasına yerleşebilmesiydi açıkçası. Yani Kendisiyle ilgili sürekli haberler çıkıyordu. İşte hayırsever iş adamı Robin Hood, ihtiyacı olan aileleri kırmadan, onların afişe etmeden işte onlara verilen nakit zarflarla verilen kapılarını altına atan parlar, Ondan sonra işte Bodrum'da tatil yapan gençlere bedava lahmacun dağıtma falan bunlar. Bu tür PR işleri de biraz bana garip gelmişti açıkçası. biraz daha böyle araştırınca ben artık 2018 itibariyle Burada olumsuz bir şey olduğuna iyice kanat getirdikten sonra sanıyorum 2018 Ağustos ya da Eylül'de yani kamuya karşı ilk uyarımı o zaman yapmıştım. Nacizane uyarımı Sezgin Baran Korkmaz'ın yaptığı işler beraber iş yaptığı insanlarla ilgili yani Twitter'dan bir nacizane uyarı yazısıydı. 4 sene ileri geldiğimizde bugün görüyoruz ki o nacizane yaptığımız uyarı birçok kişi kaybetti dinlemedi. Yani ne hükümetten ne medyadan ne iş dünyasından ki iş dünyasından da biliyorsunuz birçok önde gelen aileyle beraber bir araya geldi. Siyasette en tepeye kadar ulaşabildi. Ee, ama yani hakikaten ta o zamandan beri işin böyle bir hal alacağı en azından benim açımdan belliydi. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Amerikan maliyesini dolandırmak ve e, kara para aklamak suçlarından Amerika'da yargılanacak. Ancak Türkiye'de de hakkında bir masak raporu var ve kara para aklama suçundan bir operasyona evet. maruz kalıyor. Lakin daha sonra enteresan bir şekilde bu operasyondaki yurt dışına çıkış kararı, tedbir kararı birdenbire kalkıyor ve Sezgin Baran Korkmaz bütün malına mülküne kavuşarak yurt dışına elli kolunu sallayarak çıkıyor. Bu kararın altında da, tedbir kararının kalkmasının altında da İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz'ı görüyoruz. Günümüzün Adalet Bakan Yardımcısı bir tanesi. Evet. Diğeri de görülmedik usulde jet hızıyla Anayasa Mahkemesi'ne üyeliğine Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan İrfan Fidan. Bu aslında e, siyasi iktidarın Sezgin Baran Korkmaz'a e, oluşturduğu yargı kalkanının bir göstergesi mi? Girift ilişkilerinin ispatı mıdır? E, kesinlikle öyle Fatih Bey. Zaten sizin biraz önce çok net şekilde koyduğunuz, ortaya koyduğunuz tablo aslında 10 yıldan daha fazla süre gelen bir koruma kalkanıymış. Ee, yani geçtiğimiz hafta e, Barış Terkoğlu çok güzel iki tane yazı yazdı. Ee, yani o dosyalardan bir tanesi Yargıtay'da artık savcılığın e, Sezgin Baran Korkmaz'a bundan birkaç hafta önce 5 e, sene onay hapis istediği e, bir dosyayı anlattı. E, resmi belgere sahtecilik ve sanıyorum nitelikli e, dolandırıcılıktan e, ki o cezaya sebep olan olay Fatih Bey 2011'de olmuş hı hı. yani 2011'de bundan 11 sene 11,5 sene önce yaşanan bir hadise e, dolandırılan bir iş adamı e, kapısına gelen kurye e, bir klasik araba derne, e, derneğinin e, dergisine üye olunuyor diye adamcağızın e, imzasını alıyorlar Sonra gidiyorlar imzayı hiç çıkmamış deyip tekrar imzasını alıyorlar. O sanıyor ki orada Ankara'da yerel bir e, araba e, dergisinde üye olmuş. Onları desteklemek için o derneği. Ondan sonra ortaya çıkıyor ki kendisinin imzası kopyalanarak 11 milyon TL. Bundan 11 sene önce 11 milyon TL'si ki bugünün parasıyla yaklaşık 10 milyon dolar ediyor. E, kendisine sahte e, senet imzalatılmış. Ve bu Ankara e, sanayide işi gücü olan bir insan demir çelik işi yapan bir insan. Ve o beyefendi 11 buçuk senedir hakkını aradı. Ve yakın bir zamana kadar da e, ceza kesinleşmedi. Yani bunun gibi ben Fatih Bey'e birçok dava olduğunu da düşünüyorum. Farklı soruşturmalar olduğunu da düşünüyorum. E, sizin e, dikkati çektiğiniz olay çok ilginç. E, yani 2020 Eylül'de bu Utah'ta görülen, yani Kingston kardeşlere e, karşı ve Levon Tarmenzyen'e karşı açılan davada, Utah Federal e, Başsavcılığı Ankara'da Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazıyor. E, diyor ki biz bu 130 milyon doların e, büyük bir kısmı Türkiye'de e, ruhsatları koyuyor, e, tapuları koyuyor. E, o tekneler, işte lüks daireler, e, malikaneler ve şirketlerin hisse de devirleriyle alakalı belge. Diyor ki biz e, Adalet Bakanlığı'ndan bunların geri devrini istiyoruz ABD Hazine Bakanlığı'na. Ama sizin o anlattığınız o olayların yaşandığı zaman Adalet Bakanı'nın değil yani bu tarafa buraya yardımcı olmak hukuki konuda tam tersine Sezgin Baran Korkmaz'ın malların üzerine konan başka bir soruşmadan konan tedbiri kaldırıyor ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyor. Yani şimdi izleyicilerimiz şöyle düşünebilir ya acaba orada bürokratik bir hata oldu oradan mı paçayı kurtardı? Ya öyle bir şey olsa, hadi şeytan avukatlığını yapalım. Öyle bir şey olsa, bu bahsettiğiniz iki ismin kariyer anlamında ve adli anlamda cezalandırılması lazım. Evet. Şu an bir tanesi bakan yardımcısı, Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nın iki numaralı ismi. Diğeri Jet Hızı'yla yargıtay üyeliğine atandı. Bir gün bile dosya mesaisi yapmadan Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Yani bakın şimdi Türkiye'de. Yani bu tür kurumlar tabii eskiden çok ağırlığı olan kurumlar. Yani Yargıtay, Anayasa, e, Mahkemesi üyeli. Yani bu insanlar ödüllendirildi ve hala o koltuklarda oturuyorlar. E, yani işin tabii biraz bu e, Türkiye'deki gidişatı da çok garip. Yani Sezgin Baran Korkmaz öyle güçlü bir e, forsa ulaşıyor ki e, Türkiye'deki çok büyük sanayici ailelerle bile e, kafa kafaya e, gelip onlarla konuşuyorlar. E, bir kavgaya girişme cesareti görüyor kendisinde. Ee, onlara karşı da usulsüzlük yaptığı iddiaları da var tabii o, o, o şirket devirlerinde. Ee, ve e, yani her şekilde bürokraside, yargıda işini çözdürüyor. Siyaset e, arenasında işini çözdürüyor. O Onların nasıl yaptıklarını bazıları zaten Amerika'daki dosyada yani Kingston kardeşlerle olan e, dosyada da mevcut. Yani nasıl rüşvet dağıttıklarını hakimlere, savcılara nasıl rüşvet dağıttıklarını buradaki Amerika'da Tutuklu olan o Kingston kardeşler çok detaylı bir şekilde anlattılar mahkemede. Şimdi Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde e, bağıra bağıra söylediği sizin de hazırladığınız evet. mini belgeselde yer alıyor. Bir e, görüşme var biz yukarıdan aşağı bir karar aldık deyip Erdoğan'ı işaret ediyor. E, bu Sezgin Baran Korkmaz'ı makamına çağırıp işte 45 milyon doları silmesini isteyip ki bu iş adamının bir iş adamı ki İnan kraç olduğu söyleniyor ve yurt dışına Doğru. çıkması talimatını vermesi Sedat Peker bunları gündeme getirmişti. HTS kayıtlarına, güvenlik kamerası kayıtlarına bakılsın dedi ki Soylu da bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek bu görüşmeyi doğruladı aslında. Böyle bir hayli fazla da üstüne evet. gelinince. Şimdi Bakan Soylu'yu da aslında Erdoğan'ın oradan almak istediği biliniyor. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha ileri düzeyde bir yumuşak karnı da mı söz konusu SBK olayında? Bu 45 milyon dolar gibi. Evet, e, şimdi şöyle, o yaptığı konuşmada e, Süleyman Soylu dediğiniz gibi e, sorumluluğu orada Tayyip Bey'e atmaya çalışıyor. Yani evet. yukarıdan emir geldi, biz yapmak zorunda kaldık. Ama e, öncelerine bakıyorsunuz Fatih Bey. E, yani Sezgin Baran Korkmaz'la çok farklı bir ilişkisi var. E, ona ait... Yani Bora jetin, e, üzerinden alınan e, Amerika'dan Türkiye'ye e, kesintisi giden sayılı jetlerden bir tanesi o. Bu arada yüz milyonlarca dolar değerinde. E, o jeti e, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı iken e, defalarca kullandığı ortaya çıktı fotoğraflarda. Evet. E, yani başka aralarında nasıl işler olduğu bilmiyorum. Sonra tabii e, böyle elle doldurulmuş e, gerçek mi değil mi belli bile olmayan faturalar da ortaya döküldü. Ama o, o tabii kimseyi ikna edemez. Ee, yani e, siyasette birçok kanalı zorladı Sezgin Baran Korkmaz'ın kesin. Ee, kamuoyuna yansıyan iki fotoğraf var biliyorsunuz Tayyip ile beraber. Ee, o iki fotoğrafın her ikisi de New York'ta e, çekildi. E, o çekildiği ortamda e, yani bu resmi heyetler yurt dışına her gittiğinde e, yurt dışındaki potansiyel, e, yatırımcılarla, iş adamlarıyla bir araya gelir siyasiler. İşte onlarla ilişki kurarlar, Türkiye'ye dağıt ederler. E, o zirvelerden bir tanesinde çekilmiş. E, onun dışında Sezgin Baran Korkmaz'ın birebir Tayyip Bey'le e, o New York dışındaki herhangi bir ortamda bir araya geldiğine dair elimizde bir ispat yok. E, ama yani siyasi alanda konuşulan e, birçok bakan, milletvekili e, ve işte arka kanal dediğimiz e, resmi Gayri resmi kanallardan en tepelere ulaşabilen bazı isimlerle çok yakın olduğu söyleniyor. Şimdi buradaki tabi yargılama e, süreci nasıl geçecek e, göreceğiz. E, ben e, 21 Eylül'de biliyorsunuz ilk duruşma olacak. E, şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ın şöyle bir e, avantajı var. E, kendisi biliyorsunuz Reza Zara buraya 2016 Mart sonunda geldiğinde hemen e, gözaltına alınmıştı öyle bir şey beklediğinde ben sanmıyorum çünkü yakalandıktan sonra bir buçuk sene yani belki dünyanın en zor hapishanelerinden bir tanesinde vakit geçirmek zorunda kaldı Reza Zarrab e, yani tanık olduktan sonra bile zaten o hapishanede devam etti e, bir süre daha hayatına iki seneden fazla toplamda hapis yattı e, yargılama bittikten sonra bile ifade vermeye devam etti e, yani Sezgin Baran Korkmaz'ın şöyle bir avantajı var tabi yurt dışına dağarken kaçabildiği için e, tutuklanmadan en az bir yedi ay e, Lüksemburg, İsviçre, bir kısmında Avusturya'da geçirdi. O yüzden kendisi burada e, ABD yargısıyla herhangi bir anlaşma yoluna gitmeyi düşünüyorsa ki bence gidecek. Zaten ben yıllardır ikinci Reza Zarrab e, evet, tasvimiyle oradan öyle bir tespitiniz var. Benim. Evet, e, o 7 ayda e, Fatih Bey hazırlanması için elinde çok zaman vardı. E, yani işte e, o sizin de anlattığınız gibi işte bu tür menfaat ilişkisine giren, e, ticari ilişkilere giren e, insanların işte o paraları nasıl verdiler? Hı hı. Nerede verdiler? Kime verdiler? Bunu yani Reza Zarap'ta gördük. Reza Zarap e, yani tanık olduktan sonra mahkemede sadece e, telefonundaki o chat e, mesajları değil. Onların fotoğraflarının da çekilip kendisi tarafından e, çok farklı yerlerde e, Zula gibi e, tutulduğu, yedeklendiği işte başka insanlara yollanıldı. Biz onu e, o mahkemede, New York'ta öğrenmiştik Reza zarap tarafından. Ki o hiç e, hazırlıklı bile değildi. Yani e, öte yandan baktığımızda böyle bir sürece e, hazırlanması için en az 7-8 ay olan e, Sezgin Baran Korkmaz'ın da e, benzeri bir işe gireceğini düşünüyorum. Zaten o Veys Ateş'le olan e, diyaloğunu sızdırmasından e, orada anlaşılıyor. Benim naçizane tahminim e, Serhat Peker'e... E, İçişleri Bakanı ile görüşme yaptığını büyük ihtimalle bizzat kendisi iletmiştir Sezgin Baran Korkmaz. Çünkü öyle bir görüşmeyi bilebilecek çok insan yok Fatih Bey. Evet. Yani o bakanlığa giriş işte çıkış saatine kadar şu saatte girdim şu saatte çıktım. Şimdi Ankara'yı az çok bilen herkes o tür yerlere girilmesi çıkılmasının farklı şekillerde olduğunu da bilir. Evet. Kendi aracıyla falan bile büyük ihtimalle gidebildiğini sanmıyorum. Başka araçlarla sokulmuştur garajdan vesaire. O yüzden onun teyidini yapabilecek iki kişi vardır. Biri Süleyman Soylu'dur, e, diğeri de Sezgin Baran Korkmaz'dır. Ben Serhat Peker'e de büyük ihtimalle e, kendisinin yani e, Sezgin Baran'ın e, onu teyit ettiğini düşünüyorum. E, biz her ne kadar e, 2016'dan beri Sezgin Baran Korkmaz'ı takip etsek de 2018'de bir kamu görevi olarak gördüğümüz e, siyasi temsilci görevimiz e, sebebiyle kamuoyuna uyarsak da sizin de dediğiniz gibi 2020 2021 itibariyle daha çok da Sedat Peker'in anlatımıyla Sezgin Baran Korkmaz olayı Türkiye'ye mal oldu. biraz geç oldu ama eminim önümüzdeki süreç yani bu Türkiye'deki bu siyaset, işte rüşvet çarkı, bürokrasinin yargının ne yazık ki suistimal edilmesi maddiyat üzerinden ben bunların e, öyle ya da böyle büyük ihtimalle itiraflar üzerinden e, buradaki savcılıkla anlaşma üzerinden ortaya döküleceğini e, düşünüyorum. Kime gidecek, nereye gidecek önümüzdeki aylarda e, az çok anlayacağız. Şimdi bir liste dolaşmaya başladı ortada ee, evet. dolaşıyordu zaten gazetecilerle ilgili bir liste. Listede adı olanlardan bazıları çıkıp e, reddettiler. E, bir başka isim. Ahmet Şık isminde söylerim kendisi de açıklama yaptı. Farklı türden bir ilişkisi olduğunu söyledi. Bu ortalıkta dolaşan listelerin sağlamasını yapabilmek için duruşmayı mı beklemek gerekir. Yoksa Sezgin Baran Korkmaz tarafından bir birilerine mesaj vermek için ön dolaşıma mı sokulmuş? Buna dair değerlendirmeniz nedir? Ee, şöyle benim de e, bazı tahminlerim var kimin dolaşıma e, sokabileceğiyle alakalı. Fatih Bey o listede birçok isim var. Evet. Benim e, yani 6 senedir takip ettiğim bu olay çerçevesinde isimlerin çoğu doğru. Çoğu doğru. Araya, çoğu doğru. Dezenformasyon amaçlı birkaç kişiyi serpmişler. Hı hı. Bu da klasik taktiktir. Evet. E, birilerinden ölçü almak için bunu hep yaparlar. Ancak benim daha fazla dikkatimi çeken şu oldu Fatih Bey. O listede büyük başlar yok. Hı hı. Neden yok? Onlara yani mesaj sen, mı gönderiyor? Yani ya pazarlık payı bırakılıyor ya o liste bizzat o büyük başlar tarafından hazırlandı ve servise sunuldu. O da benim gözümde ihtimal dahilinde. Çünkü yani medyada ortaya dökülen ses kayıtları ortaya dökülen işte bazı şirketlerin el değiştirmesinde aracılık eden bazı malların yurt dışına, dışına özürlerin çıkmasında aracılık eden bu yurt dışından gelen 134 milyon doların aklanmasında rol oynayan ve hala Türkiye'de olan e, bazı şirketlerin şu anki sahipleri, eski yöneticileri, onların birçoğunun ismi yok. Yani şimdi e, işte bazı sigorta şirketleri var, farma şirketleri var. E, yani bu dosyayı incelediğinizde çok birçok şirketin çok garip hikayelerini görüyorsunuz. Yani ne tesadüf ki Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu ya da kontrolü altında olan birçok fabrika yanmış ve kül olmuş mesela Türkiye'de. Yani ne tesadüf değil mi? Evet. Yani bana sorarsanız kağıt üzerinde orada sigorta dolandırıcılığı var. Yani en basitinden onu görüyorum. Yani o kadar da herhalde bağımsız bir adam değil Sezgin bana korkmaz. Yani kontrolünde olan en az 5 fabrikanın yanıp kül olması içindeki makinalarla beraber ki ya içinde makine olup olmadığını da tabii Türkiye'de expert raporları falan neyse ki çok rahat e, ayarlanabiliyor. Yani bu hikayeleri görünce ya benim Hakikaten yani anlamakta zorlandım. E, bu şahıs e, Türkiye'de yani çok önemli sanayici ailelerle, yani artık iş adamlığını da geçmiş sanayici, yani Türkiye'deki milli gayrisavunların hakikaten çok büyüğünü yöneten e, ve bunu birkaç jenerasyondur... yapabilen ailelerle bile nasıl bu kadar yakın ilişki kurabildi? Ya yani onların etrafındaki hiç kimse bunları uyarmadım. Yani bu insanlar birisine randevu verirken bir insanla görüşme ayarlarken mesela bize bile günde defalarca randevu talebi gelir. CHP'nin Amerika temsilinde Washington'da. Biz en az iki, iki farklı kanaldan araştırırız o insanları. Yani kimdir, necidir, ne yapar, ne eder. Yani o pozisyonda olan aileler bile böyle bir background araştırmasını nasıl yapmadan diyelim ki bir kere tanıştılar. Tamam o da olabilir. Ayaküstü tanışmış da olabilirler. Hadi o da oldu. Ama bu ticari ilişkileri nasıl giriliyor? Onu anlamak benim için çok zor. O yüzden yani önümüzdeki süreçte daha iyi anlayacağız. Ben dediğiniz gibi yani o listede yani büyük başların hiçbirinin adı yok. Yani aktif olarak bazıları ki benim gözümde hala Sezgin Baran Korkmaz'ın biliyorsunuz 15 Temmuz'da Fatih Bey buraya getirildiğinde Avusturya'dan savcılık kendisinin tutuklu yargılanmasını talep etti mahkemeden. O talep kabul oldu. 21 Eylül e kadar tutuklu kalacak Sezgin Baran Korkmaz. Orada altı sayfalık bir e, gerekçe e, şey var Fatih Bey savcılığın yazdığı e, diyor ki Amerika'dan Amerikan Hazine Bakanlığından dolandırıcılık usulü alınan 133 milyon doların en az 100 milyon doları hala Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde Türkiye'de. Hı hı. Şimdi o 100 milyon dolar en az e, kimler tarafından yönetiliyor şimdi? Ya o 100 milyon doları başkası mı çöktü? Sezgin Baran Korkmaz'ın hapse gireceği artık netleştikten sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın eski ekibi hala Sezgin Baran Korkmaz'a sadık mı? Yoksa o insanların biraz kaba bir deyim olacak kusura bakmayın ama yeni sahipleri mi var? Çünkü o para hala Türkiye'de. Bunu ABD savcılığı söylüyor. Ve bunu anlatırken Utah'taki savcılık diyor ki kendisine ev hapsi vermeyin tutuksuz yargılanmasın çünkü hala çok büyük bir e, maddi gücü var. Kaçma olasılığı çok yüksek. Türkiye'ye kaçar ise Sezgin Baran korkmaz. Biz onu geri yerde alamayız çünkü Türkiye'deki siyasi irade bunu istemez. Şimdi o da ilginç. Hmm. Ya yani bu ABD'deki Utah'taki savcının e, verdiği gerekçelerden bir tanesi. O yüzden benim e, yani gazeteci arkadaşlardan da ricam o para şimdi nerede? Yani o parayı şimdi kim yönetiyor? Hangi şirketler yönetiyor? Ee, geçmişte Sezgin Baran Korkmaz'ın kontrolünde olan mega varlık mesela mega varlık şirketi şimdi ne oluyor? Hı hı. Onun kontrolünde olduğu Amerikalılar tarafından ifade edilen Arma e, armada varlık yönetim bu şirketler İstanbul'da. Şimdi burada bir Benim soru yöneltmek kadarıyla. istiyorum Sayın Özcan e, varlık yönetim şirketi kurması hakkında yani e, giriş yaptınız varlık yönetim şirketi kurmak çok zor. İzin almak e, çok, çok zor. zor, banka kurmak kadar zor. Bu evet. izinlerin altındaki imzalar duruyordur sonuçta, ıslak imza. Kimlerin imzası var? Olası bir iktidar değişikliğinde geriye dönük olarak bir tahkikat, soruşturma, yargılama durumu söz konusu olacak mı? Kesinlikle olacak. Dediğiniz gibi yani BDDK'dan ve birçok kurumdan olur yazısı çıkması lazım bir varlık e, fonunun kurulması için. Benim yaptığım çalışmalarda bu varlık yönetimi, özellikle varlık fonları, varlık yönetimi şirketleri ne yapıyor? Yani geniş bir anlamda söylemek gerekirse, borç satın alıp o borcun yeni sahibi oluyor. O borcun şartlarını değiştirebiliyor, geri ödeme şeklini değiştirebiliyor vesaire vesaire. Şimdi bunu sadece ticari olarak değil, aynı anda aslında siyasi bir güce de çevirebiliyor o insanlar. Niçin? Çünkü siz... Ee, ona karşı hamle yapmak istediğiniz bir insanın başka bir yere olan borcu ki bunların odağında olan bir banka var ee, ismi o ile başlıyor diyeyim o ile başlayan bir banka var Türkiye'de aslında yabancı kökenli banka evet. ama bu resmi evraklarda da var o banka mesela bütün bu e, şeylerin ortasında yani e, karşı hamle yapmak istedikleri insanların ya da şirketlerin gidip borçlarını devralıyorlar Şartları değiştiriyorlar ve o şirketleri adeta Fatih Bey iflasa, çöküşe zorluyorlar. Yani bugüne kadar yaptıkları o. Hani halk dilinde böyle şirkete çökme falan diyoruz ya. Yani böyle çökme gidip 40 tane adamla Kurtlar Vadisi gibi silahla girip al şunu imzala olmuyor. Ticareten batırıyorlar o şirketleri. Ticareten batırıyorlar. Yani ve bunu bu varlık e, yönetim şirketleri üzerinden sık sık yapmışlar. Ee, ne yazık ki bürokrasideki güçleri de buna e, izin vermiş. ABD'deki dosyaya baktığımızda ilginç bir detay var. Aslında bu Amerikalı ortaklarıyla e, yani bu Utah'taki işte Mormon Kilisesi'nden kovulmuş aile ve Kaliforniya'dan Levon e, Termenzyen'le beraber e, Türkiye'de bir de banka kurma projesi vardı Sezin bana Korkmaz'ın. E, hatta BDDK'ya birçok girişimleri oluyor. O ya da bu sebepten dolayı yani ümit ediyorum ki işini yapan bir grup bürokrattan dolayıdır. O iş olmuyor. Bankayı kuramıyorlar. E, hatta o bankayı kurmak için e, o sonluluğun altına e, Kingston kardeşleri koymak istiyorlar. Diyorlar ki Levon Termenzyen'le e, Sezin bana korkmaz. Ya sen sonuçta beyaz Amerikalısın. Yani e, kendi kullandıkları tabir o. Yani beyaz bir Amerikanın, işte bir yatırımcının e, bu bankanın yüzü olması, işte bir numarası olması e, insanlara güven sağlar. Pazara daha rahat girmemizi sağlar. PR için kullanırız falan. Ama tabii onların oradaki amacı yani sizin benim gibi günlük kullandığımız banka olmak değil çok daha farklı finansal işler yapabilmek. Ama o ya da bu sebepten dolayı o banka projeleri de gerçekleşmiyor Türkiye'de. BDDK'dan olur çıkmıyor. Banka demişken Halkbank davası da sürüyor. Ee, evet. Sezgin Baran Korkmaz'la Halkbank arasında bir bağlantı çıkma ihtimali var mı? Çünkü bu adam her yerden çıkıyor Sezgin Baran korkmaz. İlişkiler daha evet. çok geniş. Ee, birazdan e, Türkiye'nin Amerika'daki lobi faaliyetleriyle ilgili konuya da geleceğim. Bu bir an Refik Yan'ın, e, Flynn'in ceza aldı Orada da e, evet. Ekim Alptekin üzerinden Sezgin Baran Korkmaz orada da var. Borajet davasında da var. Bu evet. Halk halk Bank'la bir kesişim kümesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın bulunma ihtimali var mı? Yani orayla ilgili de bir takım itiraflarda bulunursa çok ağır bir ceza zaten Halkbank'a çıkması bekleniyor. Ee, evet. Var mı böyle bir ihtimal? E, ha Halkbank'la birebir bir ilişki benim bugüne kadar yaptığım araştırmada ya da okuduğum dosyalarda göremedim. E, ama şöyle bir ortak nokta var. Yani Halkbank işte Reza Zarrab bu olay ya da lobicilik olayları. Yani bu işin siyasi ayağı her zaman aynı Fatih Bey. Yani Hı -hı. zaten çok dar bir ekip. Evet. Bu tür üst seviyeleri bu tür üst düzey görüşmeleri sağlayan ee, ekip zaten çok dar bir ekip. O ekibin içinden birileri mutlaka Sezgin Baran Korkmaz'la yolları kesişmiştir. Ee, yani Halkbank biliyorsunuz çok üst seviye bir artık bir operasyon. Evet. Yani devletler arası bir operasyon. Ee, Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'den gelen paraları aklamak e, suçu işte buradaki ABD bankaları üzerinden yapılan. Havalelerle ilgili yaptığı iddia edilen dolandırıcılıklar, işte e, delil karartma, e, ona ek olarak bazı uluslararası e, rollerde var. O olaylar ne kadar bu e, davaya yansır ondan emin değilim. Belki ilerisi için olabilir. E, yani e, Afrika'da yaptığı bazı faaliyetler var. E, i̇şte kendi uçaklarının e, Venezuela, Türkiye, işte Rusya arası gittiği o seferlerde. Ee, o uçaklarda ne vardı? O seferlerin amacı neydi? Misal, ee, yani o... Venezuela ile şey sarı dolmuş gibi, gümüş suyuyla evet. taksim arasında sarı dolmuşları, İstanbullular İstanbullar evet. bilir, böyle tık 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 kalkar evet. gider ya da Üsküdar Beşiktaş evet. e, vapuru da evet. motoru da diyebilir. Çok sık kalkar. Evet. E, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı Venezuela'ya böyle e, sarı dolmuş gibi gitmiş gelmiş. Evet, yani işte tabii o uçağın gidip. Bir saat, iki saat kalıp sonra tekrar yola çıkması, ya yani biraz da hayatın akışına aykırı şeyler Fatih Bey, yani Ulan. Venezuela'dan ta kalkıp Rusya'ya gidiyorsun, yani bir oturup yemek de mi yemezsin kardeşim? <laughs> Uçan inmesiyle kalkması arasında tekrar bir saat var. Ne yaptın o bir saatte ne yetişti? yani? Ee, ne indirildi ne bindirildi tekrar? Ee, yani bunlar tabii daha öteki e, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak şeyler ama ben özellikle Afrika'daki faaliyetler de ilginç. Bir araya geldi. Birçok şerbeli isim var. Yani kendi ismiyle bir araya gelen e, yani mesela bir tane İsrail vatandaşı var. E, kendisi Obama döneminde ABD'nin yaptırım listesindeydi. E, silah kaçakçılığından e, dolayı. E, bu vatandaş mesela Trump seçimi kaybettiğinde 2016 özür dilerim 2020 e, Kasım'ında kaybetti. 2021 Ocak'ta 3 ay sonra görev teslimi yapmadan e, Trump mesela bu İsrail vatandaşını o listeden çıkarttırıyor. Biden kazanıyor seçimleri e, o, o süreçte biliyorsunuz. E, devralıyor iktidarı ve yaptığı ilk işlerden bir tanesi o İsrail vatandaşını tekrar ABD yaptırımlar listesine e, koyuyor. Mesela Sezgin Baran'ın o şahısla bir araya gelmişliği var. Bazı maden işlerinde görüştüğü işte kobalt madeni ya da başka ürünlerin özellikle Kongo'da. Ee, onun dışında ilginç bir karakter daha var. O da ABD'de yaptırım listesine girmişti. Ondan sonra kendisiyle ilgili bir iddianame açıklandı. Ee, Lübnan asıllı Venezuela'da bakanlık seviyesine kadar yükselmiş bir kişi. Kendisi de uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından aranıyor. O kişiyle de e, Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı alışverişleri olduğu, onun bazı adamlarının parasını kendisinin kontrolü olan şirketler üzerinden e, aklandığına dair e, iddialar var. E, yani e, ilerleyen süreçlerde bu uluslararası network ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olacağımızı düşünüyorum ben. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde ve tıpkı Rıza Sarraf gibi bir takım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten kişilerle ilgili mahrem bilgilerle birlikte elinde. Evet. Yüksek ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresine kadar ailesine kadar uzanan bilgiler bu yumuşak bir karın yaratacaktır. Belki bir takım bilgiler mahkeme safasında açığa çıkacak ama mahkeme safasında açığa çıkmadan da e, Türkiye ile ABD'nin çeşitli güvenlik bürokrasi kurumları arasında bir pazarlık unsuru olarak kullanılabilir. Bir milli güvenlik tehlikesine doğru evrilir mi bu iş? Yani Erdoğan'ın biliyorsunuz Kemal Bey çok buna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika veleşik devletlerindeki servetini araştıracağına dair bir e, ABD'de bir araştıracağız dediler. Sırası, Sonra evet, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan çok alçak perdeye düştü. Perde arkasında doğru. ne verildi ne verilmedi bilmiyoruz. Benzer bir durum burada da olabilir. Milli güvenlik için, ulusal evet. çıkar için bir tehlikeye doğru gidiyor bu iş sanki. Evet. Ee, çok haklısınız. Reza Zarrab ki biliyorsunuz kendisi en az 20 milyar dolar ABD'nin İran'a karşı olan yaptırımlarını dermişti. Reza Zarab için istenen toplam hapis 130 seneydi. Fatih Bey. Evet. Ee, Baran korkmaz için 225 sene isteniyor. <laughs> yani bu bile aslında fazla. bu da yani 100 yıl daha fazla. Yani bu bile aslında bu olayın daha böyle karmaşık, daha çetrefilli olduğunu. Ve size katılıyorum. Burada bir siyasi koz olarak da e, kullanılma ihtimali çok yüksek. E, yani mesela Tayyip Bey'in ve yakın ailesinin mal varlığının araştırılmasıyla ilgili e, yasa tasarısı ki hem Demokrat Parti'den hem Cumhuriyetçilerden çok ciddi destek almıştı. ABD kongresinde bir e, tasarı haline gelmişti. E, 16 sayfalık bir kanun tasarısıydı o. E, oradaki esas gerekçe, tabi bunu kağıda çok e, hepsini söylemiyorlar ama buradaki esas gerekçe, o zaman Tayyip Bey'in e, Ekim 2019'da e, Kuzeydoğu Suriye'ye bir operasyon yapılacağıyla alakalı verdiği beyandı. Şimdi bu AKP iktidarı ile ilgili anlayamadığım birçok şey var ama e, diğer bir tanesi de bu askeri operasyonları bir, birkaç hafta önceden bir duyurup e, ondan sonra e, yani bütün dünyaya duyurarak iş yapıyorlar her anlamda. Sadece askeri operasyonlar değil ama her şeyi böyle bir PR şey yapmayı çok seviyorlar. Evet. E, orada mesela ne oldu? E, onun üzerine e, ertesi gün Halkbank iddianamesi açıklandı yıllardır bekletilen Halkbank iddianamesi açıklandı. 15 Ekim 2019 diye hatırlıyorum. Ve hemen ardından Mike Pence o zamanki ABD Başkan Yardımcısı kalkıp Ankara'ya gitti. Ve ondan sonra operasyon yapılmadı. ABD evet. durdurdu. O arada sizin bahsettiğiniz o Ekim 2019'da o mal mal varlığıyla alakalı onun içinde olduğu yasa tasarısı ortaya kondu. Yani burada bütün yani devlet e, aparatı harekete geçti. Hem siyasetten hem bürokratik hem de güvenlik bürokrasisi. Ve Taipei'yi durdurdular. Ondan sonra biliyorsunuz e, Taipei o konularla alakalı e, çok da bir hamle yapamadı. Yani e, tabii şöyle düşünmek lazım. E, mesela izleyeceğimiz hatırlar Wikileaks belgeleri vardı bir ara. Evet. O Wikileaks belgeleri açıklandığında sanıyorum sene 2010 ya da 2011 olması lazım o, o süreçte. Evet. Ben de o zaman Londra'da master yapıyordum. Oradan hatırlıyorum. Mesela orada bir belge vardı Fatih Bey. 2006 senesinde yazılmış. O zamanın ABD Büyükelçisi Ankara'daki Eric Edelman Washington'a buraya geri yazdığı bu cable denilen kısa bir bilgilendirme notu. Orada diyordu ki Eric Edelman Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde İsviçre'de 8 tane banka hesabı var. Evet. Şimdi şunun, şunun altını çizmek istiyorum. O zamanın Amerikan Büyükelçisi 5 demiyor, 10 demiyor, 8. Şimdi 8 yuvarlama bir rakam değil. Yani çok böyle nokta atışı bir şey. Bu ne demek? O iddia ile alakalı ellerinde ciddi bir kanıt var. Şimdi bu olmadan zaten onu bir büyükelçi buraya geri raporlamaz. Yani buranın bürokrasi işleyişi çok farklı. E, aslında çok katı bir bürokrasisi var. E, Amerika'nın. E, yani standart olarak da oldukça yüksek. Yani aynı Avrupa gibi. E, yani bunları bir araya getirip işte mal varlığıyla alakalı. Yani bu New York'taki e, genel başkanımızın da defalarca gündeme getirdiği biliyorsunuz e, Türken Foundation yani bu Türkiye'deki Ensar ve Türgev'e ait bir gökdelen. Öğrenci evet. yurdu kişisi altında bir gökdelen. Şimdi ee, orada bakıyorsunuz normalde öyle bir yerde yaşayabilmesi için bir öğrencinin 5-6 bin dolar ayda para harcaması lazım. Ya yani O Hı. mahalledeki kiralara bakıyorsunuz. Ya zaten ayda 5-6 bin dolar harcayabilecek bir öğrenci olsa yurtta ne kalsın ki Giderken de evini tutar. Evet. Yani ve o bölgede hiç yurt yok. Fatih Bey yani Amerikalılar yememiş içmemiş düşünememiş oraya yurt yapmayı. <laughs> da yani Türken, Ensar, Türgev onlar gelmiş hemen New York'u görmüş. Orada bir tane yurt yapmışlar. İşte gitmişler e, Türkiye'den 67 milyon dolar para gelmiş. Ensar'dan, Türkiye'den o yetmemiş. Gitmişler Suudi Arabistan, Cidde'deki e, İslam Kalkınma Bankası'ndan bir 35 milyon dolar da almışlar. Yani iki sene öncesine kadar bu rakamlar. Son iki sene daha ne geldi bilmiyoruz. Ama 102 milyon dolar oraya gömmüşler. Evet, Muhammed Ali'nin yani çiftliğini örnekler, satın almışlar. Tabii Muhammed Ali'nin çiftliğini satın almışlar. Ee, yani Chicago'ya bir saat mesafede. Bir yer orası ee, gayet de güzel bir bölge yani o, o çiftlikte mesela şu an kim yaşıyor yani kim ne yapıyor orada ee, öğrencilerle ilgili faaliyet adı altında almışlar oraya ama yani o öğrencileri nasıl götüreceksiniz oraya ne yapacaksınız yani işte kağıt üzerine koyunca bunların zaten mantıklı gelmiyor ee, yani o yüzden genel başkanımızın iddiaları da bunların e, yurt dışına işte para kaçırdığı ee, bazı rüşvet paralarının o şekilde aklandığı Manada'sı örneği de var hmm. izleyeceğimiz satırlar. E, ve ilerisi için, iktidar değişimi için, e, kendilerine yeni bir hayat kurmak için dünyanın farklı yerlerinde, sadece New York'ta da değil, işte farklı şirketler olsun, farklı dernekler olsun ileride e, oturum izni alabilecekleri e, Green Card alabilecekleri Amerika örneğinde, Avrupa'da tabii başka vakıflar da var. Avusturya'da ve İngiltere'de de var. Türkiye'nin vakıfları bu arada. Yani e, Avusturya ve İngiltere'de yaşayan e, izleyicilerimizle de detaylı bakabilirler. Hı. Onlar orada daha iyi kaynakları da sahiptirler. E, yani bunları çok net bir şekilde görebiliriz. Yani gönül isterdi ki bunlar hakikaten gerçekten öğrenci okutmak istesin. Ya 100 milyon dolar dediğimiz para bugünün kuruyla 1.8 milyar TL. 1.8 milyar TL. Yani Türkiye'deki 1 milyon öğrenciye 1800 TL nakit para verebilirdi. Evet. O New York'taki e, binayı yapmak yerine. Evet. 1.8 milyon öğrenci. 1, 1 milyon öğrenci 1.800 TL. Yani e, insanlar e, işte böyle küçümsüyor bazen o hoşuma gitmiyor. Ya işte AKP kaçırır kaçır o kadar para mı kaçıracak? Ya zaten Türkiye'nin dışına götürülmüş birçok uzmanın hesabına göre 250 ile 300 milyar dolar arası bir para var. Bunların hepsini gelip New York'taki vakfa aktarıyorlar diye bir iddiamız olmadı. Bunların çoğu offshore hesaplarda. Yani adalarda işte Singapur'da, Hong Kong'da dünyanın farklı yerlerinde e, ya yani Körfez ülkelerinde olduğu da iddia ediliyor, Malezya'da da. Zaten biraz da büyükelçi atamalarından anlıyorsunuz. Evet. Yani aileye en yakın kimlerse onlar nereye büyükelçi olarak atandıysa ki çoğu zaten siyasi isimler oluyor. Onların e, nereye atandığına baktığınızda zaten paranın izini orada e, buluyorsunuz. Yani aynı örnek ee, Balkanlar için de geçerli. Ya yani Balkanlar çok e, haber olmuyor e, Türkiye'de. Ama özellikle Sırbistan, işte e, Karadağ, Montenegro gibi Karadağ, Montenegro e, o iki ülkeye baktığınızda Sırbistan ve e, Karadağ'da e, zaten oradaki kanunları ne kadar rahat, hı hı. E, dışarıdan ne kadar rahat para getirebileceği, e, oturum izni nasıl rahat alınacağı ee, yani birçok gayri meşru isim yani sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı yerlerine zaten oralarda kendine yeni hayatlar kuruyorlar. Ee, ama e, yani dediğim gibi bu iktidar değiştikten sonra e, yani böyle bir intikam şeyle değil. Hukuki ama çerçevede ha, ha, hak ve hukuk çerçevesinde bunların hepsine hesabı sorulacak Fatih Bey. Zaten o paralara, o kaynaklara bizim ihtiyacımız var ülke olarak. Evet. Yani evet. O, o milyarlarca dolar kaynağı bizim ihtiyacımız var. Yani. Sonuçta günün sonunda o paralar kimsenin anasının babasının parası değil ki. Siyasilerin hiç değil zaten. Yani siyasete başladığında benim tek mal varlığım şu alyans diye gösteren bir insan var karşımızda. Evet. Yani günün sonunda e, yani diğer siyasileri de bakıyorsunuz. Bu son 20 seneki iktidarda en üst düzeyse siyaset yapan insanlar. Yani hemen hemen hiçbiri varlıklı değilmiş. Yani hmm. çoğu orta sınıf bile değilmiş. Şimdi ee, insanların hayatta sınıf atlayabilmesi çok güzel. Yani biz de isteriz ki mesela bizim de sahip olduğumuz hayatın daha iyilerini kendi çocuklarımıza verelim. Onlar daha üstte çıksın. Onların çocukları daha yukarı çıksın. Ama bunu yani e, adil bir şekilde, dürüst bir şekilde yapsınlar. Yani siyaset kimse için bir zenginleşme alanı olmamalı. Hangi bakın hangi siyasi görüşten olursa olsun hangi siyasi görüşten olursa olsun kim e, siyaset aracılığıyla zenginleşiyorsa gözünün yaşına bakmadan cezası kesilmeli. Sayın Özcan, ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde de Hablemitoğlu cinayetiyle Levent Göktaş'ın kararını evet. işleyeceğiz. Ee, bir Kars'a'nın alımı var. İnan Kıraç, evet. Sezgin Baran Korkmaz teması var. Levent Göktaş da koskoca İnan Kıraç'ın avukatı. Bu da enteresan bir evet. durum. Çünkü devasa hukuk departmanlarıyla çalışan biri İnan Kıraç. Levent Göktaş'ı e, ilginç bir şekilde avukatı olarak tayin etmiş. Bu Karsan'ın alımı ve Levent Göktaş hakkındaki e, SBK soruşturması ile e, birleşebilir mi? Birleşmeli mi sizce? E şimdi şöyle arada ilişki olduğu kesin. E, kamuoyuna ilk açıklandığının aksine ben aslında olayın iç yüzünü e, geçen hafta Şirin Payza'nın programında Halk TV'de biraz paylaştım. E, orada Karsan'la alakalı hamleyi Sezgin Baran Korkmaz'dan yapmasını isteyen aslında İnan Kıraç'lık. Yani şöyle bir fikirleri var kafalarda. İnan kraçla Nahum ailesi çok uzun yıllardır kavgalı. Ortak olduğu şirketler var. Bu şirketlerden bir tanesiyle ilgili Sezgin Baran Korkmaz İnan kraçı şöyle ikna ediyor. Diyor ki sen bana hisselerini devret. Nahumlar zaten benim gibi birisiyle ortak olmak istemez. Ben onların da biraz gözünü korkuturum. Onlardan da hisseleri geri alırım. Böylelikle şirketin bütününü sana sonra teslim ederim diyor. O hisselerin hepsini sana geri devrederim diyor. Yani inan Kıraç gibi bir insan da böyle bir plana evet diyor. Bu da çok evet. e, anlaması zor. E, sonra Sezgin bana korkmaz. İnan Kıraç'ın hisselerini ilk devralıyor. Sonra gidiyor Nahumların hisselerini devralıyor. Ve o hisseleri İnan Kıraç'a geri devretmiyor. Ayağını diretiyor. Geri diretmek için yüklü bir para istiyor. Zaten e, ip de orada kopuyor Fatih Bey. Levent Göktaş Kıraç... da tırnak içinde orada avukatlık yapıyor herhalde. Evet. Yani dediğiniz gibi o da benim mesela çok ilgimi çekmişti. Bu 2020 Eylül-Ekim civarı ben bu e, işe iknail olmuştum. E, yani o kadar avukat varken işte Levent Göktaş e, bir şekilde devreye sokuluyor. E, İnan Kıraç'ın avantajı tabii Tayyip Bey'e Direkt aksesi olduğu için, erişimi olduğu için onun eli daha güçlü. Ee, ve e, geçen sene 2021, 1 Şubat'ta e, bu Kars'a'nın e, işte şoförsüz giden elektrikli otobüslerinin Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir tanıtım seremonisi vardı. Ben hatta o, ondan bir gün önce e, bir e, soru sormuştum kamuoyuna, e, sosyal medya üzerinden. Sezgin Baran Korkmaz yarınki töreni davetli mi diye. Niye sormuştum? Çünkü ertesi gün ben kendisinin gelmeyeceğini biliyordum. E, çünkü zaten o törenden 3 gün önce e, hisselerini e, İnan Kıraç geri almıştı. Ve o külliyedeki görüntülere bakıyorsunuz. Tayyip Erdoğan yani canlı yayında o kadar kameraların, televizyonun önünde İnan Kıraç'a işte patron size bu tarafa gelmez misiniz diye çok böyle samimi, çok dostane bir şekilde hitap ediyor, ona çok büyük saygı gösteriyor töreni beraber yapıyorlar. Ya yani orada ciddi bir samimiyet görüyorsunuz. Yani orada tabii Sezgin bana Korkmaz bugüne kadar birçok insan canını yakmış. Ee, dediğim gibi şirkete çökmeler olmuş. Işte insanları zor kullandırtma olmuş. Ama işte çekirge bir atlar, iki atlar. Ondan sonra illa e, bir yerde eee kaya tosluyor. Bu olayda da tosladığı kaya inan Kraç oldu. Evet. Bu olayda İnan krizata toslamış, genel tabloda Amerikan maliyesine toslamış. Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne siz daha iyi bilirsiniz ama e, mali suçlara çok ağır cezalar var. Yani Kesinlikle. cinayet çok rahat işleniyor orada. E, cinayet gibi bir suçlara en ağır, insanlık için en ağır suçtur. Bu kadar ceza evet. verilmiyor. Evet tabi e, tabii suçluysa cezasını bulsun ama anlattığımız çerçevede Türkiye içinde bir milli güvenlik sorununa doğru bu konu gidiyor. Sayın Yurter Özcan e, SBK yargılaması başlayacak. Siz de yakından takip edeceksiniz. İlerleyen evet. günlerde sizinle müsait olduğunuz zaman bu konuyla ilgili daha çok program yapacağımızı düşünüyorum. Şimdilik bu ilk program için e, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Ee, yani ben burada her ne kadar bir siyasi parti temsilcisi olsam bile diğer davalarda olduğu gibi hem Reza Zarbi, hem Halkbank yani e, objektif bir şekilde hı hı. ne bir şey eksilterek ne bir şey ekleyerek olduğu gibi bir kamu hizmeti olarak e, halkımıza e, bilgi vermeye devam edeceğim bu süreçte de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Yurter Özcan'la SBK dosyasını konuştuk ilk bölümde. ikinci bölümde Can Bursalı ve Saygı Öztürk'le yine bu konuyla bağlantılı olan Hablemitoğlu cinayeti ve Levent Göktaş'ın firarını konuşacağız. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Hoşçakalın.